بسم الله الرحمن الرحيم. Onlar ki yanlarında Allah anıldığında kalpleri saygıyla ürperir. Başlarına gelen dertlere sabrederler. Namazlarını hakkıyla ifa eder. Allah'ın kendilerine nasip ettiği nimetlerden onun rızasında harcayıp dururlar. Eğer onlar seni yalancı sayıyorlarsa, sen bil ki, onlardan önce Nuh, Ad ve Semud halkı da, İbrahim'in halkı da, Lut'un halkı da, Medyen ahalisi de, Resulleri yalanlamışlardı. Musa da yalancı sayılmıştı. Ben de şöyle yaptım. Her seferinde inkârcılara mühlet verdim. Sonra da tuttuğum gibi işlerini bitirdim. Onların inkârına mukabil, nasıl olurmuş benim inkârım, cümle âlem görüp bildi. Eğer onlar seni yalancı sayıyorlarsa, sen bil ki, onlardan önce Nuh, Ad ve Semud halkı da, İbrahim'in halkı da, Lut'un halkı da, Medyen ahalisi de, Resulleri yalanlamışlardı. Musa da yalancı sayılmıştı. Ben de şöyle yaptım. Her seferinde inkârcılara mühlet verdim. Sonra da tuttuğum gibi işlerini bitirdim. Onların inkârına mukabil, nasıl olurmuş benim inkârım, cümle âlem görüp bildi. Eğer onlar seni yalancı sayıyorlarsa, sen bil ki, onlardan önce Nuh, Ad ve Semud halkı da, İbrahim'in halkı da, Lut'un halkı da, Medyen ahalisi de, Resulleri yalanlamışlardı. Musa da yalancı sayılmıştı. Ben de şöyle yaptım. Her seferinde inkârcılara mühlet verdim. Sonra da tuttuğum gibi işlerini bitirdim. Onların inkârına mukabil, nasıl olurmuş benim inkârım, cümle âlem görüp bildi. Onun halkından kâfir olup, ahiret buluşmasını yalan sayan ve kendilerine dünya hayatında bol nimet verdiğimiz eşraf takımı, bu dediler, sizin gibi bir insandan başka bir şey değil. Baksanıza, sizin yediklerinizden yiyor, sizin içtiklerinizden içiyor. Eğer siz, sizin gibi bir beşere itaat edecek olursanız, büyük bir kayba ve hüsrana uğrarsınız. Bu adam, uydurduğu yalanı Allah'a mal eden bir iftiracıdan başkası değildir. Ve biz hiçbir surette ona inanmayız. Ne o? Yoksa onda bir delilik var mı? Diyorlar. Oysa o, onlara gerçeğin ta kendisini getirdi. Ama gerçek, onların çoğunun işine gelmiyor. İşte ben de sabretmelerine karşılık, bugün onları ödüllendirdim. İşte umduklarına kavuşanlar onlardır. Kâfirler, Kur'an onun uydurduğu bir yalan olup, bu hususta başkaları da kendisine yardımcı olmuşlardır, diye iddia ettiler. Onlar böylece kesin bir yalan söyleyip zulmettiler. Ayrıca, onun söyledikleri kendisi için yazdırmış olduğu ve sabah akşam kendisine dikte ettirilen, önceki nesillerin efsanelerinden başka bir şey değildir, dediler. Yine, ne oluyor bu peygambere? Böyle peygamber mi olur? Yemek yiyor, çarşı pazarda dolaşıyor. Bari yanında heybetli bir melek olsaydı da, etrafındaki insanları korkutup, uyarıda bulunsaydı. Yahut kendisine bir hazine verilse, yahut kendisinin içinden yiyeceği bir bahçesi olsaydı. Hasılı, o zalimler, doğrusu siz, sadece büyülenmiş bir adamın peşine düşmüşsünüz, dediler. İşte bak, senin hakkında nasıl tutarsız misaller getiriyorlar. Doğrusu onlar saptılar. Artık asla yol bulamazlar. Senden önce gönderdiğimiz peygamberler de yemek yer, çarşılarda ihtiyaçlarını temin ederlerdi. Böylece sizi birbirinizle imtihan ediyoruz.
Bakalım buna sabredecek misiniz, sabredemeyecek misiniz? Rabbin zaten her şeyi görmektedir. İşte böylece biz, her peygamber için suçlulardan bir düşman ortaya çıkardık. Ama tasalanma! Senin Rabbin yol gösterici ve yardımcı olarak yeter mi yeter? Seni gördüklerinde mutlaka seni alaya alır ve Allah'ın elçi olarak gönderdiği bu şahıs mıymış? Bula bula bunu mu bulmuş? Derler. İşte onlara, hak yolda sabır ve sebat göstermelerine karşılık, kendilerine cennetin üstün sarayları verilecek. Oraya selamla, hürmetle buyur edileceklerdir. Hem de devamlı kalmak üzere oraya gireceklerdir. Orası ne güzel varış yeri, ne güzel bir yerleşim yeridir. Hem sonra onların benim üstümde bir hakları da var. Bundan ötürü beni öldürmelerinden endişe ediyorum. Firavun, dikkat edin. Size gönderilen bu elçi kesinlikle bir deli. Firavun, Musa'ya cevaben, eğer benden başka Tanrı kabul edersen, mutlaka seni zindanlık ederim, dedi. Firavun, etrafındakilere, bu adam, dedi, galiba usta bir sihirbaz. Büyü gücüyle sizi yerinizden yurdunuzdan çıkarmak istiyor. Ne buyurursunuz? Görüşünüzü bildirin. Ah, dediler, seni izleyenlerin, toplumun en aşağı tabakasından olduklarını göre göre, sana inanmamızı nasıl beklersin? Nuh, onların daha önce ne yaptıkları hakkında bilgim yoktur. Sizin azıcık bir şuurunuz olsaydı, bilirdiniz ki onların hesabı ancak Rabbime aittir. Onlar, Nuh, bizi dinle. Eğer bu davadan vazgeçmezsen, mutlaka taşa tutulacaksın, dediler. Nuh, ya Rabbi, dedi. Halkım beni yalancı saydı. Artık benimle onlar arasındaki hükmünü sen ver. Beni ve beraberimdeki müminleri sen halâs eyle ya Rabbi. Ad halkı da Resulleri yalancı saydı. Semud halkı da Resulleri yalancı saydı. Sen dediler, bir sihirin etkisine kapılmışlardan birisin. Hem bize hiçbir üstünlüğün yok. Bizim gibi bir insansın. Yok eğer böyle değil de iddianda doğru isen mucizeler göster bize. Sen dediler, bir sihirin etkisine kapılmışlardan birisin. Hem bize hiçbir üstünlüğün yok. Bizim gibi bir insansın. Yok eğer böyle değil de iddianda doğru isen mucizeler göster bize. Lut halkı da elçileri yalancı saydı. Bizi dinle Lut dediler. Bu söylediklerine son vermezsen, mutlaka yurt dışına sürüleceksin.